Merhabalar Levent Bey. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben adım Levent Türkoğlu. Naz Gıda'nın Türkiye Satış Müdürü olarak görev alıyorum. Levent Bey, şirketimiz ne zaman ve nerede kuruldu? Şirketimiz İstanbul'da kuruldu. 1993'e dayalı bir tarihte kurulma aşamasına geçildi. Daha sonraki dönem içerisinde yaklaşık bir 30 yıl geçmiş olan bir firma. Son dönem içerisinde yaklaşık bir 30 yıllık geçmiş olan bir firma ama bazı ürünlerimizi yeni olarak kabul edebileceğimiz yeni ürünlerimizle lanse edildi. Bu şekilde piyasada var olma adına devam ediyoruz. Levent Bey, ürün gamınız nelerdir ve ürünleriniz hakkında bilgiler verebilir misiniz? Tabii ki. Ürün gamımız zaten adı üstünde Naz Gıda'nın Nazo diye geçen bir ürünümüz mevcut. Toz içecek. Uzun yıllardan beri zaten ülke sektörü içerisinde var olan bir markayız. Şöyle söyleyeyim, Türkiye genelinde yaklaşık 84 tane bayisi olan, daha sonradan da Ekim ayı içerisinde çıkarmış olduğumuz bir cipsin yaklaşık 65 tane gibi bir bayisi olan bir firmayız. Nazlı Gıda'nın toz içeceği haricinde şekerleme bölümü mevcut, cips bölümü mevcut, kahve bölümü mevcut. Yani sürekli yeni aşamalar içerisinde yeni ürünler çıkarmak için hedefimiz bu şekilde. Levent Bey, hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Vallahi aslında bu şekilde şöyle söyleyeyim ben size. Türkiye genelinde biraz evvel bahsettiğim gibi 84 tane ülke içerisinde bayimiz mevcut. Nazo ve 65 tane cips. Ama bu son dönem içerisinde özellikle 93 yılından beri var olan bazı ülkelerimiz mevcuttu ama özellikle son dönem içerisinde birçok ülke üzerinde. Nedir? İşte Avrupa'da, Almanya'da varız, Fransa, Belçika, Hollanda, hatta Amerika'ya kadar bazı ürünlerimizi ulaşabildik. Onun haricinde Afrika ülkelerinde birçok, Kuzey Afrika ülkelerinde birçoğunda hepsinde varız. Türkmenistan diyebileceğimiz Asya bölgesinde birçok ülkede varız. Ukrayna, Moldova gibi ülkelerde varız. Yani toplamda 28 ülkeye ihracat yapan bir firma konumuna geldik şu anda. Levent Bey, üretiminiz hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Biz Naz Grup olarak aslında güzel bir aileyiz. 300 kişilik güzel bir aileyiz. 3 ayrı yerde fabrikamız mevcut. Nevşehir'de, Konya'da ve İstanbul'da 3 ayrı fabrikamız var. İstanbul'da Naz üretimimiz mevcut. Nevşehir'de cips fabrikamız var ve Konya'da şeker fabrikamız var. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Sizin gibi bu sektöre atılmak isteyen gençlere önerileriniz nelerdir? Şimdi öncelikle kendi hayatımda şöyle düşünecek olursam 35 yıllık bir geçmiş olan bir kişiyim ben sektör içerisinde. Ama öncelikle her şeyden önemlisi sevmek lazım. Yani yapmış olduğunuz işi tamamıyla sevmek lazım. Bu başta başına zaten %50'sini başarmış oluyorsunuz. Ondan sonra yeniliğe açık olmanız lazım. Çalıştığınız firmanın vizyonu, misyonu konusunda daha bir tık daha nasıl ileriye götürebilirim? Bunu pekiştirmemiz lazım. Yani bunları yaptığımız süre içerisinde emin olun başarı zaten kendi kendine gelmiş olacaktır zaten. Fuarla alakalı söyleyebilecek olursak, geçen sene de çok güzel bir katılım söz konusu olmuştu. Bu sene de aynı şekilde bir güzel bir katılım var. Özellikle yurt dışından gelen yatırımcılar olsun veya yurt içindeki yatırımcılarla alakalı, yani ürünle alakalı daha doğrusu, bize müracaat eden, ürünümüzü beğeniyle karşılayan birçok kişiyle karşılaştık. Yani özellikle birinci ve ikinci, yanılmıyorsam bu üçüncü günü. Artık son gününde de yani bir yoğunluk yaşanacağını tahmin ediyorum. Ama çok memnunuz yani. Bir önceki seneye nazaran da bu sene de çok güzel geçti diyebiliriz. Bizim ürünlerimiz çok farklı bir konsepte sahip. Yani insanların alışa gelmiş olduğu bir üründen ziyade hem hijyen açısından hem içerisinde koruma açısından çok daha farklı bir konsept. Niye? Şöyle gösterebilirim. Şu şekilde aç kapa mevcudu olan bir ürünümüz. İçerisinde açtığınız zaman içerideki kırılmayı biraz daha önleyebilme açısından yan iç kısımlarda tamamıyla koruma amaçlı ürünler kullanabiliyoruz. Bu şekilde bakıldığı zaman tabii ki ürünümüz daha farklı bir pozisyona gelmiş oluyor. Daha lezzetli ve sağlıklı açısından, tazeliğini koruma açısından bir ürün konsepti haline gelmiş oluyor. Yani bunun haricinde 4 çeşit ürünümüz de mevcut. Zaten patatesli, acılı ve yoğurt aromalı olmak üzere 4 ayrı segmentte hizmet veriyoruz piyasaya. 9 gramımız ürünümüzden Nazo'dan biraz bahsedelim. Bu 1,5 litrelik suya atılıp da eriyip de soğuk şekilde içilebilen bir ürün. 4 çeşidi mevcut, hatta 5 çeşidi. Yani yakın zamanda bir ürünümüzden çıkardık. Portakalı mevcut, vişnesi mevcut, şeftalisi mevcut, ice tea çay olarak da kabul ettiğimiz çayımız mevcut.
limonumuz mevcut. Evet, şimdi önemli olan, şimdi hani piyasada şeker dendiği zaman çocukların rağbet gösterdiği ürünler olarak da görebiliriz ama diğer firmalardan çok daha farklılığımız var. Nedir o özelliğimiz? Bu tamamıyla, hani bir tabir vardı, el emeği göz nuru derler ya, tamamıyla bu şekilde. Yani birçok firmalar tabii ki güzel işler başarmaktalar ama biz bu ürünlerimizi tamamıyla el yordamıyla, emeğiyle yapılan bir makine kullarının haricinde tamamıyla sistemi bu şekilde adapte edip piyasaya sunan bir ürünümüz var. Tamamıyla doğal, yani katkı maddesi sıfır denilecek kadar az bir ürün olarak kabul edilelim.